n'ont jamais été appliquées et les discriminations ne font qu'augmenter. En tant que représentants des Alévis, nous appelons à l'application immédiate des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, du retrait des cours obligatoires de religion et l'arrêt de la négation du statut des maisons de communes. Les revendications des Alévis sont dans le cadre de l'égalité des citoyens. Nous continuerons à suivre les évolutions sur le sujet de notre combat pour l'égalité et la démocratie. Confédération Union des Alévis d'Europe. Teşekkürler. Şimdi Almanca metin için Aynur Başkan'a sözü veriyoruz. Am 30. November 2021, am heutigen Tag, kommt das Ministerkomitee des Europarates zu seiner regelmäßigen Sitzung zusammen. In dieser Sitzung wird unter anderem über die Sanktionen gegen die türkische Regierung aufgrund der Nichtumsetzung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, zu Gemhäusern und der Zwangsteilnahme am politischen Religionsunterricht beraten. In den Verfahren am 16. September 2014 und am 3. September 2015, in denen 12 Personen einen Antrag bezüglich der Gemhäuser für 203 Personen bezüglich der Zwangsteilnahme am politischen Religionsunterricht Anträge eingereicht hatten, entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Antragstellerinnen ihren Rechten aus Artikel 2 des Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention Recht auf Bildung, Artikel 14 Diskriminierungsverbot und Artikel 9 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit verletzt worden sind. Bereits in ihren Sitzungen vom 3. bis zum 5. Dezember 2019 hatte das Ministerkomitee die Türkei in Bezug auf beide oben genannten Verfahren auf ihre Umsetzungspflicht gemäß Artikel 46 hingewiesen. Trotz der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und der Forderungen der Aleviten und Aleviten und Menschenrechtsaktivistinnen und die Umsetzung der Entscheidungen wurde in den vergangenen 2 Jahren keine positive Maßnahme seitens der AKP-Regierung in dieser Hinsicht eingeleitet. Als Alevitische Union Europa sind wir sowohl mittelbar als auch unmittelbar von der Diskriminierung der türkischen Regierung betroffen. Gleichzeitig ist unsere Aufgabe, Diskriminierung und Rechtsverletzungen zu verfolgen. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Zwangsteilnahme am politischen Religionsunterricht und die Beendigung der Nichtanerkennung und Diskriminierung unserer Gebetsstätten. Wir versprechen, dass wir unseren Kampf um einen demokratischen Rechtsstaat ausweiten und uns weiterhin für die gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation aller Menschen einsetzen werden. Alevitische Union Europa. İngilizce metin için Britanya Federasyon Başkanımız İsrafil Erdil'e mikrofonu veriyoruz. To the press and the public, implement the European Court of Human Rights decision. Let Alevi demands be accepted and their rights reinstated. The Committee of Ministers of the Council of Europe, which is responsible for overseeing the implementation of the decisions of the European Court of Human Rights. We'll meet on 30 November 2021 to hold its routine quarterly meeting. On the agenda of the meeting, there are also sanctions that could be taken due to the AKP government's restrictions in not implementing the decisions that were made regarding the Cemevis and the compulsory religion classes cases. The ECH are judging the applications made by 12 people against compulsory religion education classes and by 203 people in the Cemevis case, demanded the immediate implementation of the decisions declaring that the Turkish government's application of the compulsory religion classes its discrimination towards Alevis and that Alevi rights were violated. As is known, in its meeting on 3 to 5 December 2019, the EU Committee of Ministers warned Turkey regarding the necessity for the implementation of the decisions
made in favor of Alevi. In the case of these two files, in accordance with Article 46 of the ECHR, it was stated that Turkey must, without further delay, put forward the possibilities for the solutions of the problem, such as an exemption system which they are not obliged to reveal their religious and philosophical beliefs. Despite the ECHR's decisions regarding the legal cases of Alevis, for the past 2 years, even tough Alevis rights defenders in Turkey demanding the implementation of these decisions, no positive steps have been taken by the AKP government. As it violates Article 2 of Protocol Number 1 of the European Convention on Human Rights, Discrimination Article 9, which regulates the freedom of thought, conscience and religion on the 16th of 2014, when May 12 people brought forward the case against compulsory religion lessons and the violation of the Article 9, freedom and religion on 3rd June 2015, where 203 people brought the case for Genevieve. The case were deemed, just the decisions were made in their favor. As the Confederation of European Alevi Unions, we are witness to and followers of the fact that after the court cases regarding the discrimination against Alevis had been decided upon by the ECHR, the decisions have not yet been implemented to date. And furthermore, that we have been facing all kinds of direct and indirect discrimination against Alevis since that time. Although the AKP government claims that by way of its new amendments regarding the evaluation of the axis of Sunnism, they have eradicated the decisions made by the ECHR in this committee of ministers, that they in fact continue. Contrary to the claims of the AKP government, no solution has been put forward in line with the universal principles of law and secularism, nor have the decisions been implemented, and the discrimination against Alevis has continued increasingly in terms of denial of the problem and the discrimination, both in terms of compulsory religions, lessons and Genevieve. As the Confederation of European Alevi Unions and as Alevis, we call upon the ECHR's decision to implement immediately by implemented, and thus for compulsory religion lessons to be abolished, and the denial and the discrimination politics towards Genevieve should be stopped. Otherwise, we call on the committee to take all necessary measures for the implementation of the relevant ECHR decisions. We demand the actual realization of the fundamental demand of Alevis, the right of equal rights and equal citizenship. And we vow that we will continue to follow and further socialize our core rights based on democracy. The Confederation of European Alevi Unions. Ahim kararı uygulansın, Alevi talepleri kabul, hakları iade edilsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 3 ayda bir yapılan rutin toplantısını gerçekleştirmek üzere 30 Kasım 2021 tarihinde bir araya geliyor. Toplantının gündeminde AKP iktidarının ısrarla uygulamadığı cemevleri ve zorunlu din dersleri davaları kararı sebebiyle alınabilecek yaptırımlar da var. Zorunlu din derslerine karşı 12, cemevleri davasına 203 kişinin yaptığı
başvuruları karara bağlayan AHİM, Türkiye hükümetinin zorunlu din dersleri uygulaması ve cemevlerine uygulanan ayrımcılık ve Alevi haklarının ihlal edildiğine hükmederek derhal kararların uygulanmasını istemişti. Bilindiği üzere Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi 2, 3 ve 5 Aralık 2019 tarihlerindeki toplantısında da Aleviler lehine verilen kararların uygulanması ve yapılması için ve gereğinin yapılması için AHİM kararlarının uygulanmasının zorunluluğuna dair 46. maddesine göre Türkiye'yi uyardı ve şunu söyledi. Türkiye daha fazla gecikmeden ailelerin dini ve felsefi inançlarını açıklamak zorunda bırakılmadıkları bir muafiyet sistemi gibi sorunun giderilmesine dönük imkanları ortaya koymak zorundadır dedi. AHİM, Alevilerin hukuksal davalarına ilişkin verdiği kararlara dair Aleviler ve Türkiye'deki hak savunucuları bu kararın uygulanmasını talep etmesine rağmen bu 2 yıllık zaman dilimi süresince AKP hükümeti tarafından olumlu hiçbir adım atılmadı. AKP iktidarı AHİM nezdinde yaptığı savunmalar ve sunnilik eksenindeki değerlendirmelerle bu davalara karşı yeni değişiklikler adı altında AHİM kararlarını bertaraf ettiğini iddia etse de hem Alevilerin hem de Bakanlar Komitesi tarafından tespit edilen ihlallerin sürdüğü görüşünü korumaktadır. AKP iktidarının iddiasının aksine bugüne kadar zorunlu din dersleri ve cemevlerine yönelik inkar ve ayrımcılık konusunda hukukun evrensel ilkeleri ve laiklik ekseninde herhangi bir çözüm ortaya konulmadı. Kararlar uygulanmadı. Alevilere yönelik ayrımcılık artarak devam etti. AABK, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve biz Aleviler olarak AHİM kararlarının derhal uygulanarak zorunlu din derslerinin kaldırılmasına, cemevlerine yönelik inkar ve ayrımcılığın duydurulmasını, aksi takdirde komiteyi ilgili AHİM kararlarının uygulanması için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz. Alevilerin temel talepleri olan eşit haklar ve eşit yurttaşlık hakkının hayata geçirilmesini savunuyor ve takipçi olmaya devam edeceğimizi ve hak temelli demokrasi mücadelemizi daha da toplumsallaştırarak devam edeceğimize söz veriyoruz. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu. Değerli canlar, kurum temsilcilerimize söz vereceğiz. Önce ev sahibimiz Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Eşit Başkanımız Sayın Hakan Anca'ya sözü verelim. Ardından diğer federasyon temsilcilerimize söz vereceğiz. Ve son olarak da konfederasyon başkanımızla bitireceğiz. Buyurun Hakan Bey. Teşekkür ediyorum. Değerli canlar, Avrupa'nın dört bir yanından buralara gelip bu onurlu mücadelemizde bir hakkı sunmak anlamında bir arada olduğumuzdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsım ve Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu adına Avrupa Konseyi'nin almış olduğu kararların uygulanmasıyla ilgili gelecek dönemde Türkiye'nin bu noktadaki samimiyetsizliğiyle ilgili alınacak kararların uygulanmaması durumunda Alevilerin yıllardır verdiği mücadele bugün devam ettiği gibi gelecekte de devam edecektir. Bu haklarımızın, Alevilerin Türkiye'de talep ve isteklerinin yerine getirilinceye kadar mücadelesi devam edecektir. Buradan böyle de
kamuoyuna bu şekilde deklar etmek istiyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun canım. Eyvallah. Britanya Federasyon Başkanımız İsrafil Erbil. Sevgili canlar, Alevilik bir yol olduğu gibi Aleviler de bu yolun yolcusu. Bu yolda tüm haklarımızı alıncaya kadar dünyada eşit vatandaş ve Alevi kimliğiyle rahatlıkla her koşulda her toprak parçasında yaşayabilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar bugüne kadar kendi ülkemizde uygulanmadı. Biz bugün bu kararlar uygulansın diye buradayız. Ama yaşadığımız, bulunduğumuz, örgütlendiğimiz her alanda Alevi kimliğini, Aleviliğimizi, Alevi olarak yaşamak istediğimizi aykırmaya devam edeceğiz. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Avusturya Federasyon temsilcimiz Mehmet Ali Çankaya. Sevgili arkadaşlar, değerli canlar, bugün ilk defa değişik bir miting yapıyoruz burada. Bu miting hakkımızı talep edecek miting değil. Bu miting Türkiye'de Alevilerin, Kürtlerin, sol sosyalistlerin ve devrimcilerin ve Avrupa'da da eş güdümlü sivil toplum kuruluşlarına dair Alevilerin, yine Kürtlerin ve demokratik güçlerin bir arada hareket ettiği kazanımların sokaklarda kazandığımızın davaların görüşmesi bugün başlayacak. Yani bu soğukta, bu iklimde burada oluşumuz kazandığımız davaların arkasına takipçi olmamız için buradayız. Bu vesileyle Ceberrüt Devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkımız olan kazanımlarımızı bizlere uygulatmak istemiyor, vermesini istemiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davayı kazandığımızdan dolayı uygulatmak zorunludur. Devamını istiyoruz. Bunun için buradayız. Bu sokaklardan daha gitmeyeceğiz. Talebimizi sokaklarda arayacağız. Kazandığımız hakların sahibi olacağız. Devamlısı olacağız. Ve alıncaya kadar Türkiye'de olsun, burada olsun devam edeceğiz arkadaşlar. Avrupa'daki Alevi kurumların, özellikle birlikte hareket ettiğimiz yoldaşlarımızla, arkadaşlarımızla, demokratik güç birliğiyle birlikte ortaklaştıran ve ortak noktada buluşan insanlarımızla harekete devam ettiğimiz gibi Türkiye Alevi hareketinde bu kazanımların elde edilmesi için sokaklara çıkmalıdır. Bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kazandığımız davaların haklarımızın neden uygulanmadığını faşist diktatörlüğün ve Türkiye'de tek bir anlayışın örtbas edilmesi için, geri püskürtmemiz için birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız. Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız. Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız. Kazanacağız. Dostlar, aramızda dal başkanımız Cemil Çelik var. Sözü kendisine veriyoruz. Buyurun. Çok saygıdeğer canlar, saygıdeğer dostlar, sizleri şahsım ve Demokratik Alevi Dernekleri Federasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eyleminizi, basına çıkmanızı ve mitinginizi kutluyorum. Binlerce yıl rafizi, sapkın mezhep sayıdı, zındık diyerek katledenler, asimilasyon, entegrasyon adıyla bizi başkalaştırıp kendi egemenlikçi kültürüne, inancına ve ibadetine, dinine tabi tutmak isteyenler yine iş başında. Pişiyorlar, işaretliyorlar, iradesizleştirip kriminalize ediyorlar ve haklarımızı gasp ederek el koyuyorlar. Hak mücadelesinin haklılığını tescil edeceklerine inkar ve asimilasyonda ısrar ediyorlar. Bu nedenle yürütülen mücadele
nitelikli sonuçlar almaya başlamışken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun komitesinin ilgili kararlarını uygulaması gerekirken anayasasını yasasını hiçe sayan bir tek adam diktatörlüğü yine haklarımıza keyfi, kendine göreci, inkarcı, aslında sonucu zihniyetiyle yaklaşmaktadır. Bu vesileyle ben Türk, Türkmen, tahtacı, Çetni, Kürt, Arap, tüm Alevileri, 84 milyonun dörtte bir nüfusuna sahip olan Alevileri, haklı ve meşru taleplerinin arkasında durmaya birlikte mücadeleye davet ediyorum. Birlik olmadığımızda bizi tek tek dün olduğu gibi bugün de Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Ortaca'da, Gazi'de, Roboski'de yaptıklarının bir benzerini yapmaya yeminliler. Onların yeminini, ahdını biz kulaklarımızda çınlayan ses olarak duyarak birlikte olmaya, birlikte mücadeleye davet ediyor. Bu vesileyle Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun düzenlediği bu mitinge Demokratik Alevi Dernekleri Federasyonu olarak birlikte mücadelede olduğumuzu haykırıyor ve diğer yapıları bu birlik mücadelesine davet ediyor, saygılar sunuyor. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Ellerinize, yüreğinize sağlık diyorum. Eyvallah. Faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Konfederasyon Başkanımız Sayın Hüseyin Mat'ta söz. Öncelikle her türlü olumsuz koşullara rağmen Avrupa'da yürütmüş olduğumuz hak mücadelemizde yapmış olduğumuz mitinglere, yapmış olduğumuz basın açıklamalarına katılarak göstermiş olduğumuz dayanışma ve davanıza sahip çıkmamızdan dolayı bir kez daha buraya gelen canları Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, Avrupa Konseyi önündeyiz. Biraz önce dört dilde neden burada olduğumuzu açıkça dile getirdik. Bir kez daha diyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararların Türkiye'de uygulanması ve uygulanmaması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, iktidarının halen inkarcı politikalarıyla bu olumsuzluğu devam ettirmeleri karşısında bugün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplantısı bizim açımızdan önemlidir. Eğer Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararları uygulatmadığında bu bir samimiyetsizliği ortaya çıkartacaktır. Bu aynı zamanda Konseyin, Avrupa Birliği'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir anlamının, bir değerinin olmadığı anlamına gelecektir. O zaman niye bu birliktelikler kuruldu? Niye bu anlaşmalar imzalandı? Niye bu uluslararası anlaşmalara ülkeler imza attılar? O anlamıyla da bugün çıkacak karar aynı zamanda Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin de önemli bir sınavından bir tanesidir. Uygulansın. Eğer Türkiye'nin anayasasında anayasa aykırılık teşkil eden maddeler varsa, azınlık hakları ihlal ediliyorsa ve bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar almışsa bu uygulanmalıdır. Uygulanmadığı takdirde de konsey bununla ilgili ivedikle atılması gerektiği adımları atmak zorundadır. Biz burada hak mücadelesi veriyoruz. Bir lütuf beklemiyoruz. Bakın daha şu geçen hafta Almanya'nın Kiel şehrinde Schleswig-Holstein eyaletinde Aleviler hak eşitliği anlaşmasını imzaladılar. Daha geçen yıl Almanya'da Almanya Alevileri Federasyonu kamu kuruluşu oldu. Yani bütün hakları tanındı. Bu Avrupa Birliği'nde bir sorun mu yaşattı? Avrupa Birliği'nde Alevilerle, Müslümanlarla, Hristiyanlarla, Yahudiler arasında bir sorun mu yaşattı? Türklerle, Kürtlerle, Almanlarla, Fransızlarla kendi aralarında bir problem mi yaşattı? Hayır. İnançlar, toplumlar, kültürler birbirini tanıdıkça sosyal barışa katkı sağlar. Türkiye'de mozaik bir ülke olmasından dolayı
Avrupa'da uygulananların aynısını uygulamak zorundadır. Başka da çaresi yoktur. Eğer Türkiye demokratikleşecekse anayasasında ne varsa uygulamalıdır. Yani biz burada bu hakları elde ettiğimizde bu devletlerimize lütfu olmadı. Anayasasında yazılı olanları verdiler. Yani hakkımızı verdiler. Eğer Türkiye'nin anayasasında da ki Türkiye anayasasıyla Alman anayasası ya Avrupa'nın devletlerin Avrupa Birliği'nin anayasaları birbirine çok benzerlik teşkil eder. Din ve vicdan özgürlüğünden tutun. İnsan haklarından tutun, özgürlüklerden, demokrasiden tutun. Hepsi birbirine benzerlik teşkil etmişken niye burada uygulanırken Türkiye'de uygulanmıyor? Bu inkarcı, asimilasyoncu, katliamcı, bu faşist mantık artık yürümüyor. Kara göründü. Artık kabul etmek zorunda. Eğer Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir Türkiye varsa ilk önce demokrasiyi içselleştirmek ve uygulamak zorundadır. Türkiye'de kim haksızlığa uğruyorsa Aleviler, Kürtler, Ezidiler, Suriyeliler hepsinin hakkı tanınmalıdır. Biz bugün buraya sadece Alevilerin hakları içinde gelmedik. Biliyorsunuz bugünkü konser aynı zamanda Selahattin Demirtaş, Osman Kavala damasında görecek. Binlerce kutsak şu anda Türkiye'de haksız bir şekilde zindanlarda tutuluyor. Onlar için de biz bugün buradayız. Bu açıdan dur demek zorundayız. O anlamıyla da demokrasi, özgürlük, eşitlik dediğimiz, insan hakları dediğimiz bütün bu kavramların içini doldurmak gerekiyorsa Türkiye'nin adım atmaktan başka çaresi yoktur. Bakın biz burada zorunlu din derslerinden bahsediyoruz. Kimliklere zorla İslam teriminin yazılmasından bahsediyoruz. Cemiyetlerin ibadet yeri olarak kabul edilmemesine dair itirazımız var. Bunların bir an önce düzeltilmesini bırakın. Haftaya eğitim şurası toplanıyor. Türkiye'de eğitim şurası toplanacak. 4. ve 6. sınıflara Kur'an kursunu mecburi kılacaklar. Kur'an dersini mecburi kılacaklar. Alın görün size. Demek ki şunu gösteriyor. Türkiye özellikle de AKP ve MHP dediğimiz gerici faşist unsur ne Türk ne Alevilerin ne Kürtlerin ne de azınlıktan hakkını verecek ya da hakları tanıyacak bir iradeye sahip değil. İnkarcıdır. Ama şunu da ifade etmek lazım. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün haksızlıklar sadece AKP ile başlayan bir süreç değildir. Bu bir devlet politikasıdır. Türkiye İslamcı bir politikanın bugüne kadar zuhur etmesidir. Bizim itirazımız buradır. Eğer Türkiye demokratikleşecekse, Türkiye Avrupa ile bütünleşecekse demokratik koşulları yerine getirmelidir. Alevilerin de, Kürtlerin de, Ezidilerin de Türkiye'deki azınlık haklarının aynen tanınması ve haklarının kabul etmesinden geçiyor. Onun için buradayız. Avrupa Alevi Hareketi olarak da Türkiye'deki bütün azınlıklara yönelik yapılan haksızlıklarda sokağa çıktık. Bugün de buradaydık. Daha geçen hafta parlamentodaydık. Kilde parlamentodaydık. Bugün buradayız, sokaktayız. Ve her alanda, her platformda hem Alevilerin, ki bizim özgün sorumluluklarımızın başında gelir, hem de insanlığa karşı, suç işleyenlere karşı haklarımızı, herkesin mazlum olan bütün halkların haksızlığını bir an önce giderilmesi için üstümüze düşen neyse onu yapmaya çalışacağız. O anlamıyla da biz bu davaların takipçisi olacağız. Umuyor ve temenni ediyoruz. Avrupa Konseyi bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararları uygulatma konusunda somut adımlar atar. Ve yine umut ediyoruz ve temenni ediyoruz. Türkiye'de atılan bu adımlar karşısında gereken adımları atar. Atmazsa bu iş mahşere kalmayacak. Bu dünyada bunun hesabını verecekler. Ve bu haksızlıkların hesabını verene kadar da parlamentoda olsun, sokaklarda olsun, nerede olursa olsun kendimizi ifade etmeye, itiraz hakkımızı, demokratik hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. Yaşasın haklı 32 yıllık mücadelemiz. Yaşasın bundan sonra vereceğimiz haklı mücadelemiz. Sağ olun, var olun. Yaşasın örgütlük mücadelemiz. Yaşasın örgütlük mücadelemiz. Yaşasın örgütlük mücadelemiz. Alevilik vardır. Alevilik haktır. Alevilik vardır. Alevilik haktır. Değerli canlar, şimdi Strasbourg Alevi Kültür Merkezimizin bir lokma paylaşımı olacak. Çorbalarımızı içeceğiz. Ardından bak, kameradan açıklamak istedim. Yasal hakkımız yok. Karşıya geçeceğiz ve yürüyeceğiz. Ama yürüyeceğiz, o arada fotoğraflar çekeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ederiz. Geldiğiniz için
Emeğinize sağlık. Bu dava burada bitmeyecek, devam edecek. Haklı davamıza sunduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sol tarafta. Sol tarafta, sağda. Britanya. Tabii ki arkasında destekleri vardı. Aslında ilginç bir şekilde